sunflowers in your hair. I thought that they were dead, so I took them off of your hair. Oh, it's nothing new to be close to you. Bu defterim benim olumlama ve manifest defterim diyebiliriz. Yani olmasını istediğim şeyleri yazdığım zamanla yazdığım bir defter. Ve bunu bir ara çok fazla yapıyordum. 3 tane şükrettiğim şey, işte 3 tane olmasını istediğim şeyi yazıyordum. Oturtamamıştım yani, her gün yapamıyordum. Fakat şimdi bunu tekrar başlamak istiyorum. Sabah olumlamaları ve gerçekleştirmek istediğim şeyler olarak. Böyle çarı çay yazmıştım. Tekrarlıyoruz. Sabah kalktığınızda bir şeylere şükretmek, olmasını istediğiniz şeyi yazarak insanın direkt modunu yükselten bir şey ve sabah hani kalktığınız gibi, veya ben her gün yapmıyorum bunu yani, dürüstçe söyleyeceğim, ama zamanım olduğu sabahlar yapmaya çalışıyorum ve yapmayı da seviyorum. Bunu akşam da yapabilirsiniz istediğiniz zaman, ama sabah hem frekansınız yükselir hem daha iyi bir modla güne başlarsınız diye düşünüyorum. To be close to you. Şükrettiğim 3 şey ve olmasını istediğim 3 şey yazdım. Mesela olmasını istediğim 3 şeye de para kazanmak istediğim için, mesela bu niyetlerimi, isteklerimi, dualarımı çok fazla denir, spesifikleştiriyorum. Yani her detayını yazıyorum, detaylandırıyorum. İşte para kazanmaya da sağlıklı, mutlu ve temiz bir şekilde para kazanmak yazdım mesela. Sadece para kazanmak yerine. Çünkü hani mutlu bir şekilde para kazanmak istiyorum. Hani para, anladınız benim ne dediğimi, ama dualarınıza, isteklerinize, niyetlerinize gerçekten çok dikkat edin. Bilmiyorum yani, bunu böyle detaylandırmakta bence biraz fayda var. Daha iyi hissettireceğimi düşünüyorum. Bitti. Bu bana kendimi çok iyi hissettirdi. Çünkü niye erteliyordun diye sorarsanız da hiçbir fikrim yok yani. Fikrim yok, unutuyorum. İşte zamanım yok diyorum, fakat 2 dakikam bile almadı yani. 30 saniye 1 dakikam falan aldı. O yüzden böyle bir defter edinip siz de bir şeyler yazabilirsiniz. Kendinizi daha iyi ve mutlu hissetmek için. I like when
biraz zeytin. Harika bir şey. Harika. Gerçekten baharın gelişini ölmüş gibiyim. Böyle her yer yemyeşil. Bunlardan şimdi çıkardım derseniz karşımdaki bahçe normalde kupkuruydu işte. Ben de yemyeşil olmuş ve bu beni o kadar mutlu etti ki çünkü baktığımda böyle resmen mutlu oluyorum yani. Ağaçları, ormanı çok seven bir insanım. O yüzden beni aşırı aşırı mutlu etti bu olay. İçiyorum. Hem yeşillere bakıyorum. Sonra da bir sabah yogası yapmak istiyorum. Bakın, bu ağaçların hepsi kupkuruydu. Her yer yemyeşil olmuş. Çok mutlu olmuştum. Trying to give me love, but mine's in that of. Maybe I guess I was trying to find success. I just wanna feel happy again. Evet, şimdi yoga yapacağım. Kısa bir video bulmak istiyorum. İşte derse gideceğim zaman yapmak daha rahat olur. Her yeri esneten hareketler var. O yüzden bence güzel olabileceğini düşünüyorum. Siz de bu videoya bence bir bakın derim. Eğer başlamak istiyorsanız yogaya. Bir de şöyle bir şey. Çetin taşında yoga videolarını denedim. Fakat benim için, bilmiyorum, başlangıç için bana çok zor. Bazı videoları asla yapamadım yani, yoruluyordum. Ama Şebnem Akbulut'un videolarını yapıyorum. Bence bu biraz daha başlangıca yakın. Aşırı fazla yormuyor. Bir de ben yogayı galiba biraz şey seviyorum. Yavaş ve sakin bir şekilde. Diğer videolarda her şey hızlı oluyor. Hemen direkt diğer harekete geçiliyor. Ben böyle biraz daha yavaş ve sakin yapmak istiyorum. Size de göstereceğim hangi video olduğunu. 7 dakikalık bir video sanırım. Video. Şimdi yogamızı yapıyoruz ve bunu sürekli haline getiriyoruz. That of maybe I guess I was trying to find success. I just wanna feel happy again. Pretty place when everyone is judging me away. I don't feel happier in this pretty place when everyone is telling what to wear. I don't feel happier in this pretty place when everyone is judging me away. I don't feel happier in this. Namaste. Yani sadece 7 dakika olması çok güzel çünkü her şekilde yapılabilir bir akış. Ve dediğim gibi yavaş bir akış olduğu için her yeriniz açılıyor. Güzel bir gün başlangıcı için bence süper bir şey yoga yapmak. Bir dönem çok bel ağrım vardı ve yogayla sırf geçirmiştim o dönemi. Everyone is still with you.